Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce de emeklilerle ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Bu sefer daha detaylı, daha önemli açıklamalarda bulundu. Ekim ayında emeklilere bir zam gelecek mi? Ocak ayında ne olacak SGK emeklileri? Şimdi önce isterseniz biraz böyle kulak verelim kendisine. Ondan sonra da Özgür Bey'e soralım. Ne demek istiyor Cevdet Yılmaz? Şöyle bir tablo var karşımızda. Yılbaşından itibaren memurlarda özellikle seyyanen bir artış yapılmıştı Doğru. biliyorsunuz. Dolayısıyla oransal olarak bu enflasyon farkı oldukça yüksek olacak yılbaşında. Ve yeni artış oranıyla birlikte memurlarımız oldukça iyi %50'ye yaklaşacak dedi Çalışma ya o Bakanı Vedat civarlarda bir Işıkhan Bey. artış tabii yıl sonu enflasyonu bunu tayin Dedi. edecek nihai rakamı. Ama oldukça yüksek bir artış olacak. Bu da memur emeklilerine zaten Yansıyacak. yansıyacak. Diğer emekliler Dolayısıyla geriye işte işçi ve Bağkur Bağkur. emeklileriyle asgari emekli ücreti alan diyelim emeklilerimiz kalıyor. Oralarda da bir kurala bağlı artışlar, oransal artışlar, enflasyon farkı bu artışlar olacak elbette. Ama memurunki biraz daha farklı. O Evet, oransal artışlar olacak diyor. Memurunki biraz daha farklı diyor. Memurlara yine ciddi oranda zam artış yapılacağını ifade ediyor. Ama aslında SGK emeklileriyle ilgili asıl ne demek istiyor Özgür Bey? Evet, şimdi çok konuya hakim değiller aslında. Açıklamalar böyle çok dolu dolu açıklamalar değil. Umarım Evet. Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar böyle bilgi eksikliğinden sadece o programı geçiştirmek için umarım ki böyle açıklama yapmıştır. Çünkü yıl sonunu işaret ediyor burada. Diyor ki kendisi yıl sonunda diyor SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı artı oransal bir artış yapacağız diyor. En düşük emekli aylığı alan kişileri de diyor destekleyici mahiyette diyor desteğimiz olacak diyor. Yani ben Evet. şunu anlıyorum net. 7.500 lira en düşük emekli aylığı büyük ihtimalle 10 bin liraya tamamlayacağız. Ocak ayında da %50'ye yakın işte %38 enflasyon artı refah payıyla falan da %50 zam yapacağız. Ha, o Ocak ayı da geldiğinde kök aylıklara da bu sefer o aylığı yaparlarsa en düşük emekli aylığı 10 bin lirada kalacak. Yani bazıları şöyle düşünebilir. Benim aylığım 7.500 lira, hükümet 10 bin lira yapacakmış. Bir de %50'ye yakında Ocak'ta zam verecekmiş. Gayet iyi 15 bin olacak diyebilirler. Ama o öyle olmaz. Şu 10 bin liraya çıkartırlarsa en düşük aylığı 4.500 lira alan birisinin 10 bin liraya çıkarsa 7.500 lira tamamlanan aylığı büyük ihtimalle 4.500 çarpı %50 zam yapılır en düşük aylığı 6.750 lira olur. Bazılarının 7 bin, bazılarının 7.500, bazılarının 8 binde kalır, 9 binde kalır. O kişilere zaten siz taban aylarınıza, kök aylarınıza zam yaptık derler. Bu sefer de en düşük emekli aylığı da Ocak ayından itibaren şimdi 10 bin yaparlar. Ocak ayından itibaren de 10 bin 10 bin devam eder. Ha, yani yine, evet anladım. Bir de şey diyor ama bakın burada şurada tam şurada söylüyor. Seçimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı da şu anda sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yönde dengeleyici bir çalışma. Özellikle bu Dengeleyici asgari işte asgari emeklilik maaşı alanlarda en düşük maaş en düşük alanlar. maaşı alanlarda bu yıl %114 artırdık biliyorsunuz. Yani şimdi burada dengeleyici bir durumdan bahsediyor. Dengeleyeceğiz derken neyi kastediyor onu anlayamadık aslında. Dengeleyici ne olabilir dengeleyici? Bakın şimdi diyor ki biz en düşük aylıklara zaten %114 zam yaptık. Bakın oransal olarak baktığınızda vay be helal olsun ya. %114 adamlar artış yapmış. Daha ne istiyoruz? Yani şimdi %114 yaptınız da en düşük emekli aylığı 7.500 lira, kira 15.000 lira. Yani Evet. çok böyle mantıklı. Ya tam böyle bürokratik, bürokrasi dili. En iyisini yaptık, en iyisini verdik. Daha ne istiyorsunuz söylemi. Daha çok konuştukça karşıdaki kişilerin kalbini kıran, inciten, üzen açıklamalar olarak ben görüyorum. Enflasyon artmaya devam edecek. Biz enflasyonun önüne geçemeyiz. Enflasyonu düşürmemiz gerekiyor düşünüyorlar. Yani bu işin maliyeti var dedim ya, bu işin maliyeti emekliye, çalışana kesilecek. Ve hükümet Evet. şunu düşünüyor. Net söylüyorum bakın. Ocak ayında Türkiye'de
emekli aylıklarını %50 arttırırlarsa, şimdi en düşük emekli aylığını 10 bin liraya çıkartıp diğer emekliler tam o esnada ya kardeşim bizim hakkımız ne olacak deyip de kök aylıkları %50 zam yapıyoruz dediği zaman 10 bin lira alan da 15 bin liraya çıkacak. Hı. Bu durumda da yine enflasyon devam edecek ama Ocak ayı maaşını işte Ocak ayının 25'ine kadar aylıklarını alacaklar, Şubat ayını alacaklar, Mart'ta da seçime gidecek. Yani arttırılmış aylıkları iki ay olarak alacaklar. O para tam anlamıyla değer kaybedecek ama tam anlamıyla değer kaybetmeden de biraz böyle bir ücretlerde artış, refahta minimum düzeyde bir artış sağlayıp daha sonra belediye seçimlerine gidilecek. Bu durumda da insanlar sanki cebinde para varken seçime gidecek gibi hissedecekler. Arkasından bakın EYT'de de aynısını söylemiştik. Bekleyecek evet. Seçim öncesinde EYT yasası çıkacak, insanlar en azından emeklilik hakkımı elde ettim deyip seçimde oy kullanacaklar demiştik. Sanda bu şekilde girecekler demiştik. Aynen de dediğimiz gibi oldu. Cebine parasını koyanlar, emeklilik için müracaatta bulunup kafası karışık olanlar AK Parti'ye yöneldi. Şimdi de aynı şeyi hedefliyorlar. Ama bu hedef doğrultusunda siz enflasyonu düşürebilirsiniz. Ama alım gücünü gerçekten çok düşürecekler. Ve belediye seçimlerinden sonra da bir daha artış yapmayı da düşünmüyor. Dengeleyeceğiz derken diyorum ya işte en düşük emekli maaşını yine yükseltecekler diyorsunuz yeni yılda. Onun dışında 10 bin liranın üzerinde alanlar yine mi alamayacaklar zam yani? Onu mu demek istiyor? Yani diyelim ki 10 bin liraya emekli aylığını en düşüğünü 10 bin lira yaparlarsa, Ocak ayında da kök aylıklara zam yaparlarsa, emeklilerin bir kısmı 10 bin lira alan da olur. Belki işte 9 bin alıyorsa onun 10 bini geçebilir. 8 bin adaletsiz bir artış olacak. Yani 8 bin alıyorsa 8500 liranınkisi 12 bin liraya çıkar. 7500 lira alıyorsa 7500 lira alan birisinin 11 bin liraya çıkar. 6 bin lira oluyorsa, emekli aylığı 6 bin liraysa 9 bin lira olur. Öyleyse 10 binde devam eder. 6500 lira alan kişinin 9750 olur. 10 bin lirayla devam eder. Evet. 7 bin lira alan birisinin aylığı 10500 lira olur. Mesela 7 binden 10500'e çıkar. En düşük 10 bin ama o kişinin de 10500 olur. Anladım. Ya ama yine adaletli bir şekilde bir sistem. Ya şimdi Cevdet Bey, en son bu programa katılmadan önce restoranda bir yemek yediyse arkadaşlarıyla 3500 lira fatura ödemiştir. Yani biraz yemekler kalmış 10.000 lira da ödemiş olabilir. Yani evet. Akşam yemeğine gittiğinde arkadaşlarıyla böyle kulis falan yaparken ceplerinden çıkan paralar 3-4 bin lira bir akşam yemeğinde harcıyorlar. Yani fiyatların ne kadar arttığının hepsi farkında ama emekliye gelince öyle söyleniyor ki işte bakın en düşük aylığı biz bir yılda 3500'den 7500 yaptık. 3500 liralık kirada oldu 15.000. Onu evet. Söylemiyor. 2 evet. Milyonluk ev oldu 8 milyon. Onu söylemiyor. Yani burada oransal artışlarla bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama bu çok olacak iş değil. Şimdi en düşük emekli aylığına benim aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 10.000 lira yapıp diğer emeklilere hiçbir şey vermeyip Ocak ayında %38 enflasyon bunun yanında da biraz da refah payı ekleyip aylıkları arttırıp sonra da seçime gidecekler diye düşünüyorum. Bu kadar. Ekim'le ilgili bir şey düşünmüyorsunuz o zaman siz. Ekim'de 2500 liraya işte 2500 liraya en düşük emekli aylığı 7500'den 10 bin lira yapacaklar gibi gözüküyor. Ben şu anda onu anladım. Dediğim gibi umarım Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı yanlış bilgiler veriyordur. Bilmediği konuyla ilgili açıklama yaparken yanlış açıklama yapıyordur. Tek umudumuz olsun. Umutlu bir açıklama değil Cevdet Yılmaz'ın açıklaması Özgür Bey'in de ifade ettiği gibi arkadaşlar.